Yani biraz toz olayı var ama zaten kaynaklı. Mem olarak buradayız. Hem rüzgar tünelleri getirdik, şef motoru getirdik, atölyeler yapıyoruz. Katkı sağlamaya çalışıyoruz. Mem'in de burada olmazsa olmaz olduğunu zaten farkındaydık. Çok da güzel reaksiyonlar aldık dünden bu yana. Daha fazla katkı sağlamak için de elimizden geleni yapacağız. Sizleri de... Aynası var. Altında çalışıyor. Her şey vardı ama bugün yapısı hemen geçebildi. Hocalar çok sıkıntı. Geçen sene birinci olduk biz. Orada mesela güven yaşamadık ama. Ziyaretçi alıyoruz. Normalde hiç almıyoruz. Tabii biraz da pandemi süreci onun için. Evet tabii onun da etkisi var. Coşku, heyecan ve rekabet devam ediyor. Savaşan İHA. Sayın Ali Nur Aktaş. Hoş geldiniz, alkışı gönderiyoruz Sayın Bakanımıza ve sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve beraberindeki heyete. Bu yıl Savaşan İHA yarışmasına Bursa'mız ev sahipliği yapıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanımız, Rektörümüz bizimle birlikteler. Bursa'nın ev sahipliğini de biz çok önemli görüyoruz. Çünkü Bursa tarih şehri, medeniyet şehri, kültür şehri olduğu kadar Türkiye'nin sanayi ve teknoloji şehri. İhracatımızda çok önemli bir yeri var Bursa'mızın. Bursa yüksek teknoloji üretme kabiliyetine haiz bir şehrimiz. Ve Bursa'nın insan kaynağının gelişimine, gençlerimizin Bursa'da sanayi ve teknoloji süreçlerine katılımına da bu yarışmanın, bu organizasyonun buraya gelmesi önemli katkılar sunacak diye düşünüyoruz. Tabii her yıl katlanarak artıyor Teknofest yarışmalarına katılım. Bu yıl 50 bine yakın takımda 250 bin gencimiz Teknofest yarışmalarına katılıyor. Bu gurur verici, dünyada eşi benzeri olmayan bir ilgi, alaka var Teknofest'te. Milli teknoloji hamlesi bütün milletimize mal oldu. Az önce burada finalist takımları ziyaret etme imkanımız oldu. Trabzon'dan lise öğrencilerimiz var, Bilim ve Sanat Merkezi'nden. Ki lise öğrencilerimizin buralara katılımı da çok önemli. Çok erken dönemlerden itibaren takım çalışması, problem çözme, aynı zamanda gerçek hayat sorunlarıyla karşı karşıya kaldıklarında ne gibi yenilikçi çözümler geliştireceklerine dair fikir geliştirme pratiği edinmeleri, derslerdeki teorik bilgilerin pratiklerini bu yarışmalarda kazanmaları bizce çok önemli. Bunun liseden itibaren başlaması çok önemli. Ben öğretmenlerimize, danışman öğretmenlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Yine Elazığ'dan bir takımımız var. Ev sahibi Bursa Teknik Üniversitesi'nden bir finalist takımımız var. Türkiye'nin dört bir yanından katılımı var Teknofest'te. İnşallah bu heyecan Eylül ayı boyunca devam edecek. Eylül ayı Türkiye'nin Teknofest ayı, Milli Teknoloji Hamlesi ayı olmaya başladı. Bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz Teknofest'in. 21-26 Eylül'de de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, katılımlarıyla birincilere, şampiyonlara ödüllerini veriyor olacağız. Teknofest'in bütün ayakları önemli ama en önemli ayaklarından birkaç tanesinin de Bursa'da düzenleniyor olması bizim için ayrı bir gurur. Bunun heyecanını da bu sene yaşıyoruz. İnanıyorum ki Bursa'mız çok daha farklı organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Bakan yardımcımız çok detaylı bir şekilde anlattı. Bursa ciddi bir sanayi teknoloji altyapısı olan şehir. Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın öncülüğünde Bursa'da başlattığı ilk yerli ve milli otomotiv fabrikamız da bunun önemli bir göstergesi. Bursa inşallah sanayi altyapısıyla, tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle örnek olduğu gibi sanayi altyapısıyla da, teknoloji hamleleriyle de ve beraberinde ihracat rakamlarıyla da ülkenin öncü şehirlerinden bir tanesi olmaya devam edecek. Hayırlı olsun. Ben gelen misafirlerimize de tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi buradayız. Beraber olmaya devam ediyor. Başkanım buradayız. Milli Teknoloji Hamlesi'nin Hava araçları yarışmaları Bursa'da düzenleniyor. Biz şu anda Bursa'yı hava alanındayız. Arkadaşlar, bu şekilde devam ediyor. Şehrin ve şu Bursa'dan sizlere bırakalım. Arkadaşlar, bu şekilde devam ediyor.